Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, tekstil fabrikalarında çalışan kadınlar tarafından teveccühle karşılandı. Kadın çalışanlar karşılarında kadın bir aday görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, genç ve dinamik bir kadın aday görmekten çok mutlu olduk. Bizim sorunlarımızı ancak bir kadın aday anlar. Biz sabah işe gelip iş önlüğümüzü giyiyor, akşama kadar çalışıp eve gidiyor ve evde ailelerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Hayatımız bu kısır döngü ibaret. Şehirde nefes alacağımız hiçbir sosyal aktivite yok. İki kişi çalıştığımız halde çoluk çocuk masraflarına yetemiyoruz. Beslenmelerine ne koyacağımızı şaşırıyoruz. Artık bu düzenin değişmesini istiyoruz. O yüzden desteğimiz sizinle. Umarız seçilirsiniz. Bunu canı gönülden diliyoruz. Diyerek problemlerini anlatıp belediye başkan adayına desteklerini dile getirdiler. Pelinsu Yıldırım Demir ise fabrika çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerde kadınlar ve gençler için hazırlanmış olduğu sosyal belediyecilik projelerinden bahsetti. Demir konuşmasında hepimiz aynı şehirde, aynı sorunlarla baş gelmeye çalışıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde vatandaşlar ile görüşmelerimde seçimden konuşmaya bile utanıyorum. Çünkü vatandaş seçimi düşünecek durumda değil. Vatandaşın derdi geçim. İşte bunları bildiğimiz için sizler için çok güzel projelerimiz var. Sizlere müjde niteliği taşıyan projeler bunlar. Mesela seçildiğimizde ilkokul öğrencilerine kantin desteği vermeyi planlıyoruz. Artık Aksaray'da hiçbir kadın çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım diye dertlenmeyecek. Ayrıca siz kadınlara vermeyi planladığımız Halk Kart projemiz ile aile bütçenize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Halk marketler kurulup pahalılıktan etkilenmemenizi sağlayacağız. Biz diğer projelerimiz ise kısıtlı şartlarda çalışan ve okul çağına gelmemiş çocukları olan kadınlar için maddi zorluklardan dolayı evini geçirmekte zorlanan ve çalışmak zorunda olan kadınlar için okul çağına gelmemiş çocuklarına bakacak kimseleri olmadığı için çaresizler. Çocuklarını kreşe verseler zaten kazandıklarını kreşe vermeleri gerek. İşte biz bu sebepten çalışmak zorunda olan anneler için belediyeye ait kreşler yapacağız. Evlilik çağına gelen gençlerimiz için belediye düğün salonları yapacağız. Yeşiltepe Belediye Başkanımızın yaptığı gibi belediyeye ait ekmek üretim tesisleri kurup en temel gıdalarımızdan olan ekmeğe düşük fiyatla ulaşmanızı sağlayacağız. Biz sizlerle birlikte Aksaray'da mutlu anneler, mutlu çocuklar ve gençlerin yaşaması için elimizden geleni yapacağız diyerek halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.